Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın tam olarak 5. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda meselemiz boynuz sendromu. Arkadaşlar konuya gireceğim de konuya girmeden önce sizlere kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Açıklamam şu: şimdi biliyorsunuz YouTube kanalımı yeni açtım, işten ayrıldım. Ayrıca çok soruyorsunuz Webtekno'dan neden ayrıldım videosu ne zaman gelecek diye. Çok kısa zamanda gelecek arkadaşlar, sizlerle bu bilgiyi paylaşacağım, içiniz rahat olsun. Ama şu anda bir geçiş dönemindeyim, evde çekim yapmak şu an benim için çok zor oluyor. Ofis arayışındayım, ofis bulamıyorum. Bulamıyorum, uygun yer buldum gibi oluyor, başka bir sıkıntı çıkıyor falan filan. Bu yüzden kanalındaki video sayısında ve video sürelerinde sıkıntı var. Ben bunun farkındayım. Zaten siz de söylüyorsunuz, ben de farkında olduğum için bunu kabul etmek burada bana düşen şey. Sizler, ricam arkadaşlar, bana birazcık daha zaman tanıyın. Bu süreç tamamlandığında, hani gerçekten o zaman ne olur bilmiyorum ama haftada 3 video temposuna, hatta 4-5 video temposuna döneceğiz. Biliyorsunuz ben gazla çalışıyorum, gazla gaza gelmeyeyim, yoksa haftada 10 video derim, konumuza geçelim. Ki nereden çıktı bu boynuz sendromu? Şimdi arkadaşlar, araştırma yurt dışında bir ülkede yapılıyor ve 18-30 yaş arası yaklaşık 218 kişinin röntgen filmleri çekiliyor. Ve doktorlar röntgen filminin finalinde bir bakıyorlar ki ana, bu insanların kafasının arkasında boynuz çıkmış. Doktor çevreler tarafından hani bu kafatasının arkasında çıkan bu kemik meselesinin doğruluğu karışık olarak tarifleniyor. Neden karışık olarak tarifleniyor? Çünkü insanoğlunun hani boyun kaslarını, kafasını, vücudunu kullanma şekline bağlı olarak farklı farklı durumlarda farklı farklı sonuç ortaya çıkabiliyormuş. İşte kemik oradan çıkması gibi veya farklı bir durumun gelişmesi gibi. Bir de bir diğer durum daha var. Aslında olayın kriz noktası da burada başlıyor. Olay şu: şimdi bu kemik arkadaşlar normalde yaşlı insanlarda görülüyormuş. Bu araştırma 18-30 yaş arasında, bir de 2016 yılında yapılan başka bir araştırma yine aynı yaş grubunda %41 oranında bu kemiğin tespit edilmesiyle camiada krizi patlatıyor. Bunun sorumlusu telefondur diyorlar. Aslında onlar demiyor da basın bunu böyle çeviriyor. Hani siz de merak ediyorsanız kafanızda bir boynuz olup olmadığını, tabii ki de alnınıza bakmıyorsunuz. Çünkü hepimiz biliyoruz, alnımızda boynuz çıkarsa bunun nedeni bambaşka bir şeydendir. Hemen şu kafatasınızın arkasına dokunarak bakabilirsiniz, orada bir kemik var mı yok mu diye. Bende yok gibi duruyor ama emin değilim, yani bir şey de varmış gibi emin değilim. Bende kesin vardır ya. Neyse, peki bu durumun telefon kullanmayla ne alakası var? Telefon kullanmayla şöyle bir alakası var. Biyomedikal alanda çalışma yapan insanlar, bizim işte atıyorum mobil oyun oynuyorsun, saatlerce kafan böyle aşağıda kalıyor. İşte flörtünle mesajlaşıyorsun, annenle babanla mesaj yazıyorsun, sürekli telefon elinde, boynun böyle aşağıda ya. İşte bu biyomedikal araştırmacılar diyorlar ki bizim boynumuzu sürekli aşağıda tutmamız, normalde kafamızı şu pozisyonda, dik bir pozisyonda dengede tutan kasların yönünü omuriliğimizden kafamızın arkasına yönlendiriyor. Varsayıma göre de bu baskılama, yani baskılamanın yerinin değişmesi sonucunda kafatasımızın arka kısmında bir kemik çıkıntısı oluşuyor. Yani vücut diyor ki kardeş, bana burada bir kemik çıkar. Yani kemiğe öyle bir komut veriyoruz yani. Şimdi bu araştırmayı yapan tarafın iddiası böyle. Bir de bunun karşı tarafında başka bir iddia var ki bence onlar biraz böyle ne yapmış, ne denir ona, fatality yapmış diyebilirim sizlere. Karşı tarafta diyor ki ya kardeşim tamam diyor, orada bir kemik çıktı diyor. Tamam diyor, süper diyor. Sen boynun eğdin, ağırlık merkezi bilmem ne değişti ama diyor, senin bu araştırmayı yaptığın insanların günde ne kadar telefon kullandıklarına dair elinde bir veri yok. Yani sen kalkıp da çıkan bu kemiği cep telefonlarına bağlayamazsın diyor. Haklılar mı? Yani olaya teknik açıdan bakacak olursak haklılar. Sen madem böyle bir araştırma yapıyorsun, o zaman o araştırmada o insanlar kaç saat telefon kullandığını da söyle bana ki ben de kendimle ölçebileyim onu, hani olur mu olmaz mı gibisinden. Şimdi de gelelim diğer sorumuza: acaba bu durum evrimsel bir sonuç mu? Ya da ileride evrimsel bir takım sonuçlara yol açabilir mi? Bir şeyin evrimsel olabilmesi için o şeyin bizim hayatta kalmamıza veya üreme gücümüze etki etmesi gerekiyor. Şimdi kafatasımızın arkasında çıkan kemik bizim üreme gücümüze şimdilik bir etki etmiyor ve hayatta kalmamıza yönelik bir atılım da değil. Ne bileyim, ayak gibi, el gibi bir şey de değil. O zaman biz buna evrimsel bir süreç diyemiyoruz. Yani şimdilik en azından bu evrimsel bir süreç değil. Çünkü atıyorum Ahmet telefonu böyle kullanıyordur, Mehmet telefonu böyle kullanıyordur, işte Ayşe telefonu böyle kullanıyordur. Onlarda farklı farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Değerli arkadaşlar, bir şeyin evrime etki etmesiyle gelişime etki etmesi arasında fark var. Bu adına boynuz sendromu verilen kemik durumu ise bizim gelişimimizle ilgili bir şey. Evrimimizle ilgili bir durum değil şimdilik. Ha, cep telefonlarının evrimsel sonuçları olabilir mi? Ya
şimdi hani çalışmalara göre cep telefonları bizim üreme gücümüze ve işte ne bileyim hayatta kalma ömrümüzün bilmem nesine yönelik negatif etkileri olduğu söyleniyor. Ama şu anda cep telefonların da bir şeye evrimsel etki ediyorlar abi diyebilmek için de çok çok erken bir zamandayız. Peki neden biz bunu bu kadar sorguluyoruz? Şundan sorguluyoruz arkadaşlar. Özellikle anne babalar açısından böyle bütün gün kafa aşağıda kalınca çocukların. Ya diyoruz ki ya bu çocuk ileride şey olmasın yani bir sıkıntı gözümü az ne olur üçüncü gözümü çıkar altıncı kulağımı çıkar falan filan gibi endişelerimiz var. Bu tarz endişelerimiz olduğu için de bu durumları biraz irdeliyoruz ne olur diye. E basın da bizim bu merakımızı bildiği için diyor ki ne olur boynuz çıkar diyor. Halbuki onun adı boynuz değil. Ama yine de hani sağlıklı bir hayat yaşayabilmek için hem kendime hem de sizlere özellikle cep telefonu kullanırken işte vücudumuzun proporsiyonuna dikkat etmeyi falan filan öneriyorum. Sen ne kadar dikkat ediyorsun diyebilirsiniz son derecede. Haklısınız. Aklıma geldikçe dikkat ediyorum. Siz daha çok dikkat edin. Finalde sizin işte çocuğunuzun çocuğunu aktaracağız evrimsel bir sorun ortaya çıkmaz. Ama sizde bir takım gelişim bozuklukları görülebilir. Diyorum ve videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizler de videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa da yorum bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Bu arada bunu gerçekten söylüyorum. Yorumların hepsini okuyorum. Bu benim hobim gibi bir şey. E videom bitti arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.